alırsak Türkiye seçime nasıl gidiyor? Nasıl bir gündemle ve hızlı mı, yavaş mı, düzgün mü gidiyor yoksa yanlış mı gidiyor? Sizden Şimdi alalım. bakın ben benim açımdan söylüyorum tabii bütün her Tabii. şeyi tahlil edebilmek mümkün değil ama en önemli nokta halkın artık ben siyasetin odağında olacağım, ben siyaset yapacağım. Ve kendi haklarımı, taleplerimi, neler olması istediğini kendim dile getireceğim. Evet. Ben bunları söylerim sonra bunu uzmanlar formüle etsinler, anayasa geçsin. Ama nasıl bir şey olacağını ben yapacağım dediği bir dönemdeyiz. Onun için yeni anayasadan bahsediliyor. Yani şu despotik anayasa artık kaldırılsın. Ya ama siz derseniz ki ilk üç maddesine bilmem mesela dokunmam dediğiniz zaman o ilk üç madde bir hukuk devletini ifade etmiyor. Bir laikliği ifade etmiyor. Çünkü zaten başlangıçtaki ilkelere dayanan laik, demokratik hukuk devleti diyor. Yani başlangıç bölümdeki o ilkeler vesaire ise despotik bir devlet. Yani despotik bir devletin hukuk devletini, hukuk anlayışını ifade ediyor. Despotik bir devletin laikliğini ifade ediyor. Demokrasinin değil. Onun ne anlama geldiği belli olmayan demokrasisini ifade ediyor. Şimdi ben bunu değiştirmeyeceğim dediğiniz zaman niyetiniz hiçbir şey yapmayacaksınız. Onları değiştireceksiniz. Yani demokrasiyi kuracaksanız tam tersine. Yani hukuk devleti demokrasinin kendisidir. Laiklik demokrasinin kendisidir. İçindedir. Ya o demokrasinin laiklik anlayışı başkadır. Bizim anayasadaki despotik şey laik anlayışı despotik bir devletin laiklik anlayışıdır. Dayatmacı şeyin içinde olmadığı, halkın içinde olmadığı bir laiklik anlayışıdır. Bunların değişmesi lazım. İlgilendiren o ön bir döneme gelmişiz. Yani halkın önemli bir kısmı, direnmeyen bir kısmı, hayır hala bu yapı içinde ve ondan çıkarı olmayan en çok büyük bir kesimi herkes kendi haklarını özgürce yaşayabileceği ve bunu örgütleyebilen bir siyasi yapıyı kendisini de denetleyebileceği, alacağı kararları, kendinle ilgili kararları kendisinin alabileceği, en üst merci olarak da parlamentoda alınacak kararlara çoğunlukla karar alınsa bile çoğulcu olarak oraya girebileceği bir siyasi yapının talebinde. Şimdi esas olarak bu siyasi yapıyı kurmadığınız zaman, tabii bu başta demokratik gibi gelen şeyler, mesela şeyi kaldırdım orada, evet bey haklı, özel yetkili mahkemeleri kaldırdım. O zaman hop Ergenekon davası ne olacak? Hatta KCK davası ne olacak? Şimdi o çok farklı şeyler olabilir. Çok. O zaman güvencesi olmuyor. Yani siz yargı sisteminin tamamını değiştirmeden, hakikaten bağımsızlaştırmadan özel yetkili mahkemeleri kaldırdım dediğin zaman o kaos yaratır, tartışma yaratır. Evet. Çünkü denecektir ki sen bak yargıyı değiştirmiyorsun, aslında yargıçları değiştiriyorsun mahkemenin adını değiştirerek tasfiye ediyorsun bunu. Yani HSYK'lar eski HSYK'lardan denedin yapamadın. Bu olmadı. Başka türlü denedin yapamadın. Şimdi bunu olağan ediyorum diyorsun. Bu kaosu çatışmaya götürür. Yani halkın kızgınlıklarını ortaya çıkartan bir şeylerle kimseyi tatmin etmez. Ya tabii öyle bir faktör var dediniz. Doğru. Onun için ben yani şey nedir? Nasıl bir yargı öngörüyorsun? Bu davalar ne olacak? Yoksa biz intikamcı olarak değil ki. Yani bu belgeler çıkmış. Keşke öyle bir devlet kurulsun. Yani yeni bir Türkiye kurulsun olsun. Yani genel bırakın davaları. Genel bir af çıksın. Çıkmazsa çıksın. Herkes Hocam dışarı şu çıksın. YSK ile ilgili